Sigma-Nest Punch parça modelindeki bir diğer komutumuz otomatik matkaplama komutudur. Eğer tezgahınız matkap özelliğine, prosesine sahipse ve punch, matkap gibi modülleriniz varsa Sigma-Nest'te otomatik matkaplama ve altındaki komutları göreceksiniz. Otomatik takımlama mantığıyla aynı çalışır otomatik matkaplamada. Takım yöneticisinde eğer ilgili delikler için matkap ile deleceğiniz delikler için gerekli çaplarda delik takımlarınız yani radius takımlarınız varsa otomatik matkaplamayla anında her bir çapı otomatik takım yoluyla matkaplayabilirsiniz. Benzer şekilde hemen altındaki manuel matkaplama ise takımlarınızı otomatik seçip veya manuel seçip sistem tarafından matkaplarınız otomatik veya manuel atılabiliyor gördüğünüz gibi. Deliklerin üzerine geldiğimde delik türünü veya matkap türünü okuyarak ilgili takımı kütüphaneden otomatik seçiyor. Bu şekilde manuel matkaplamada yapabilirsiniz. ENSI ayarları bu Drilling için yani bu tezgah için ilgili ENSI ayarlarını yaparsınız. Taret yönetiminden yine matkap taretinin bulunduğu Drilling takımlarının yönetimini gerçekleştirebiliriz. Eğer bu hem plazma hem Drilling tezgahıysa gördüğünüz gibi birden fazla prosesi destekleyen bir tezgahsa yine ışın çapını ve prosesleri buradan ayarlayabiliriz. Bu tezgahın hem oksijen hem plazma hem de drilling yapabilen bir tezgah olduğu için hem taret yönetimini hem de ışın yönetimlerini veya ivme, hız gibi ilerleme hızı değerlerini buradan ayarlayabiliyor. Hemen altındaki bir diğer komutum matkap toleransları. Bu da punch toleransları ile aynı mantıkla çalışıyor. Matkap toleransı eğer bir delik 0,1 mm'ye kadar toleranslıysa yani 10 milimden 9,9 mm veya 10,1 mm'ye kadar matkap toleransını minimum seviyede ayarlayabiliriz. Burası maksimum seviye. Yine koniklik, konik havşa açmak için kullanılan ve şu delik türleri, iki farklı delik varsa arasındaki boşluk kadar delikleri aynı çaptaki matkap takımıyla delmek için kullanılan toleranslardır. Bu toleransları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Takım yöneticisine girdiğinizde de yine matkap takımlarını yönetebilmek için matkap, raybalama, kılavuz, havşa, düz havşa ve frezeleme gibi takımların eklenip düzenlendiği, kopyalandığı yerdir. Matkap takımını ekstradan bir drilling takımı eklemek için yenileyip istediğiniz çapı ekleyip isimlendirme yapıp buradaki ilerleme, işleme hızını, matkap döngü kodunu ve benzeri işlemleri yapıp onay verdiğinizde yeni takımınız eklenir. Aşağıda da tarete hangi tarette durması gerekiyorsa o takımınız o tarete ekleyebilirsiniz. Bir diğer komutumuz matkap komutlarından matkap parametreleri ekleme. Eğer bir deliği deldikten sonra ekstradan başka bir parametre eklemek istiyorsanız mesela bu düz deliği deldikten sonra ikincil bir delik ile matkap çapı şu anda bunun 6 idi 8,5'luk bir matkap çapıyla 4 mm veya 3 mm daha delmek istiyorum veya kılavuz çekmek istiyorum veya konik havşa haline getirmek istiyorsam bu ikincil işlemleri yapabilirim. Onayladığımda buraya ikinci bir matkap prosesi eklendi. Otomatik matkapladı dediğimde buradaki matkap işlemini yapacaktır. 6'ya 8,5'luk bir matkap işlemini gerçekleştirebilirim. Silip tekrardan otomatik matkaplama dediğimde gördüğünüz gibi hem 6'lık takımla hem de 8,5 takımla
buraya 2 mm delecek şekilde matkabı ekleyecektir. Bakın, birinci takım normal takım, ikincisi ardından daha derin takım olacak otomatik. Bir diğer komutumda matkap parametrelerini sil. Eğer bunu artık kullanmak istemiyorsanız, yani normal delik standartında oluşturmak istiyorsanız matkap parametrelerini silebilirsiniz. Manuel eklediğiniz parametreleri silmek için kullanılır. Matkap komutları bu şekilde.